Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen, hemen hemen her örgü modeline yakışacak bir örgü modeli paylaşacağım sizlere. Battaniyelerde kullanabilirsiniz, yeleklerde kullanabilirsiniz, atkılarda kullanabilirsiniz, çanta yapımında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hemen hemen her örgü modeline yakışacak bir örgü modeli paylaşacağım. İp olarak şöyle ebruli bir ip kullanmak istedim. Orta kalın bir ip hanımlar. Tığ numarası da 4 milimlik bir tığ kullanacağım. Şöyle modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başlıyorum. Zincir çekerek modelimizi kuralım. Bu arada kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Kanalım sadece örgü üzerine değil, örgü, iğne oyası, yemek tarifi, pasta tarifi, temizlik bilgileri, çiçek bakımı gibi hanımlara yönelik bir kanal içeriğim var arkadaşlar. Evet, bu kadar zincir yeterlidir. Şimdi tığ üstü almadan bakın bir yanındaki ilmekten geçiyorum. Şöyle iki tane ilmeğim oldu. Tek seferde çıkarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir yanındakinden geçiyorum. Aynı şekilde bir ilmek çıkardım. Tek seferde çıkıyorum ve bir sık iğne yaptım. Tekrar yanındakine giriyor. Tığımı geçiriyorum. Sık iğne yaptım. Bir yanındakine tekrar sık iğne. Tığ üstü aldım. Tekrar bir yanındaki, pardon, tığ üstü almıyorum. Bir yanındakinden tekrar sık iğne. Bu sıra arkadaşlar bu şekilde sık iğne olarak devam edecek. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek modelimi döndürüyorum. Tığ üstünü aldım. Şurası bizim kenar trabzanımız. Şuraya herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hemen bir yanındakinden tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüsüne batıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeği batıyorum. Şöyle tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı noktanın içerisine giriyorum. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Aynı noktanın içerisine tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü alıyorum. Aynı noktanın içerisine giriyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın bizim bir yuvanın içerisinde 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi tığ üstü aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmekten geçiyorum. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Aynı noktanın içerisine giriyorum. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Aynı noktanın içerisine girerek bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar tığ üstü. Tekrar trabzan. Bakın bir yuvanın içerisinde 4 tane trabzanımız oldu. Tığ üstü aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmekten geçerek aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi tığ üstü alıyorum. Kenar trabzanımı oluşturuyorum burada.
1, 2, 3 tane zincir çekerek modelimi döndürüyorum. Şimdi tığ üstü alıyorum arkadaşlar. Bakın burada yapmış olduğumuz 4 tane trabzan vardı. Bunun şöyle tam ortasına, yani 2 tane trabzanın hemen yanına tığımı geçiriyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın tam ortasından. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yere bir trabzan daha oluşturdum. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar tığ üstü, aynı yere bir trabzan daha yaptım. 4 tane trabzan oldu. Şimdi tığ üstü aldım. Arada herhangi bir zincir çekme yok. Karşıdaki yapmış olduğumuz dörtlü trabzanların tam ortasına, yani 1, 2'nin hemen yanındaki yerden tığımı geçiriyorum. Tekrar bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinci trabzan, aynı yere 3, aynı yere 4. Tekrar tığ üstü alıyorum arkadaşlar, yana geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ben bir sıra daha yapıp dönüyorum hanımlar. Şurayı göstermek istiyorum hanımlar. Bakın sıra sonuna geldim. Tığ üstü aldım. Bakın şurada yaptığımız bir kenar trabzan var. Buraya bir trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı şekilde bir trabzan daha yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekerek modelimi döndürdüm. Tığ üstü aldım. Burası zaten kenar trabzan. Hemen bir yanındakinden tekrar trabzan oluşturdum. Tığ üstü aldım. İki taneyi atlayarak ortadan geçiyorum. Ve model bu şekilde devam ediyor. Ben şu sırayı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekip modelimi döndürüyorum. Her ilmeğin içerisinden geçerek sık iğne yapıyorum burada. Ben bu arada 3 kat yaptım. Birazdan modelin daha büyük halini sizler için daha öncesinde örmüştüm. Daha iyi görebilmeniz için birazdan göstereceğim. Bu sırayı arkadaşlar bu şekilde her ilmekten geçerek sık iğne olarak tamamlıyoruz. Ben sıra sonuna kadar yapıp dönüyorum hanımlar. En sonki trabzan tepesinden de batarak bir tane zincir çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Aynı şekilde sık iğnelerle bu sırayı da devam ettiriyoruz hanımlar. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Ben sizler için modelimi daha öncesinde büyütmüştüm. Bakın şöyle çok güzel, çok şık bir model. Eğer battaniye olarak kullanacaksanız astar ekleyebilirsiniz buna. Bir de şu 3 tane sıra yaptıktan sonra 2 sık iğne yaptım. Tekrar 3 tane model devam ediyor. Yani tekrar ediyor kendini. Tekrar 2 tane sık iğne, 3 tane model ya da 2 tane bu şekilde yaparsınız. Trabzanlar halinde 2 sıra sık iğne. Hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ister 2 tane model, 2 tane sık iğne, ister 3 tane model, 2 tane sık iğne. Onu sizler ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Evet, umarım anlatabilmişimdir hanımlar.
Eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.